Rıza Çalınbay ile birlikteyiz. Hocam aslında ilk yarı itibariyle biraz daha başa baş bir mücadele vardı ama herhalde skorun da getirdiği bir dağılma oldu. Nasıl değerlendirirsiniz mücadeleyi? Aslında iyi başladık, çok iyi başladık. İstediğimiz her şeyi de yapıyorduk, pozisyonda buluyorduk, ataklarda yapıyorduk. Ta ki o bir pozisyon oldu, bize göre fauldü, hakeme göre değil. Oyunu devam ettirdi. Oyuncumuz yerde yatıyor, ne olduğu belli değil yani. Ondan sonra o geldi, o pozisyon geldi, bize gol oldu. Yani ondan sonra tabii ki gol yiyince hemen müdahale etmeye çalıştık ama maalesef olmadı. Sonra yediğimiz goller biraz hatalıydı. Yani bu golleri yemememiz gerekiyordu. Hele hele ilk yediğimiz gol, yani adamın adamı var, baş başa adamı var, vurdurmaması gerekiyor, vurdurdu. Yani bu sezon başı olduğu için böyle şeyler olacak, yapacak bir şey yok. Tabii ki burada mazeret değil ama tabii eksiklik olması da büyük bir dezavantaj oldu. Yani istediğin oyuncular olmayınca bazı şeyle hamle yapma şansınız da olmuyor. O yüzden şanssız bir şekilde bir maç geçirdik ama bu bana göre çok iyi bir ders olması gerekiyor ligden önce. Herkese bir ders bu maç. Tabii ki bunu telafi etmek için her şeyi yapacağız. Tabii ki bu maç önemli ama ligde daha önemli, yani bizim ligde. Hemen çok iyi şekilde başlayıp Avrupa kupalarında da playoff'u geçip işimize bakmamız gerekiyor ama şu maçtan çok da büyük dersler çıkarmak gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileyelim size de. Rıza Çalınbay'ın görüşleri bu şekildeydi. Rıza Çalınbay'ın, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay'ın görüşleri geldi ekranlara canlı yayında. Tabii Rıza Hoca üzgün, kızdığı konular da var. Çok da haklı yani. Şimdi kadro kalitesi çok fazla, alternatif olan bir Trabzonspor, alternatif olmayan bir Sivasspor takımı. Yine başa baş mücadele etmeye çalıştı ama ilk 30 dakika yani Sivasspor iyi başladı. Geri kalan golü attıktan sonra zaten Trabzonspor oyunu tamamen domine etti. Ya oyun aslında 50. dakikaya kadar devam etti diyelim yani. 50. dakikada ikinci gol olunca... Cornelius'un. Ondan sonra zaten Sivasspor'un geri dönüşü elindeki malzeme nedeniyle de mümkün değil yani. Zaten 3 olunca sonra da dışarı aldı. Birçok oyuncusunu dışarı aldı. Diğer oyuncuları da deneme şansı aradı. İşte mesela yeni gelen transferini denedi. Karol'ü denedi. Yani Kerem Atakan Keskin gerçekten bizim için Türk futbolu açısından önemli bir oyuncu. Onu oyuna sürdü. Leke James'in hazırlığına baktı. Evet. Yani o da iyi Rıza, bir oyuncu, Rıza Hoca da işte bizim için de bir ders olacak dedi. Herkes için bir ders olacak dedi. Ha, şu görüntü tablo şunu gösteriyor. Trabzonspor kaldığı yerden devam ediyor. Evet. Yani şu andaki tablo bu. Kaldığı yerden devam ediyor. Ve Abdullah Hoca da elindeki malzemeyi iyi kullandığını yine gösterdi burada da. Yani biz baştan çok yumuşak orta saha oldu dedik ama evet, o bir 15-20 dakika bocalama, hadi 30'a kadar geçirdi. Bir bocalama süreci. Ondan sonra takımdaşlık orada ön plana çıktı. Yani topun alışı, verişi, zamanlaması, pas isabet oranı vesaireyi. Zaten sen ilk yarıyı söylerken 62-38 falan dedin. Yani dolayısıyla yani orada şey artık net bir şekilde her şey ortaya çıktı diyebiliriz yani. Kouassi fark yaratan oyunculardan. Yani oyuna girdikten sonra neden hazırlık maçlarında çok fazla süre verdiğini burada daha iyi anladık. Ya hoca tabii ki onlar çok farklı. Aldı, yani tabii ki ya böyle yedekten girdikten sonra böyle oyuncuların da Trabzonspor'a çok katkı verecek. Geçen sene Canini birçok önemli gördük. Trabzon'da o yine şampiyonluktaki gibi görsel bir bu hep böyle gider artık. Var. Trabzonspor dediğin zaman bu hani ışıklı şov, telefonlarla yapılan şov devam eder. Hani futbolu biz oynuyoruz, sevmeyi de en iyi biz yapıyoruz diyor Trabzon taraftarı. Bir akım başlattı Trabzonspor taraftarı. Yani şimdi hem 61. dakika şovu yine böyle ışıklı oluyor. Bir de ondan sonra maç sevinmelerinde de alınan galibiyetlerden sonra da bundan sonra bunu sürekli göreceğiz. Gerçekten güzel görüntüler. Görünen o. Şampiyonlukta tüm dünya konuşmuştu bu görüntüleri ki o görüntülerin bir benzeri yaşanıyor şu anda. Tabii. Müthiş bir kalabalık var Trabzon'da. Aynı yani, çünkü böyle kupa finali veya özel maçlar diye nitelendiren maçlardan sonra zaten Trabzonspor taraftarı, hani meydan, sen benden daha iyi biliyorsun neredeyse sürekli gittiğin için meydan diye adlandırıyor. Burası tabii ki farklı bir yer ama stadın olduğu yer. Meydanda genelde zaten dev panolar, dev ekranlar kuruluyor maçlar izlerken. Tabii burada da dev ekran yani, vardı. ATV'den maçı izlediler. Şimdi burası
Millet Parkı, yani eski Avni Aker Stadyumu evet. olduğu yer yanılmıyorsam. Evet, evet, evet. Avni Aker'in olduğu yer. Oralarda çok maç izledik. Tabii. Biz de çok oynadık. Sen gol ben de oynadım orada. Yani, Adin abi diyor, biz de ben çok oynadık. Ben de oynadım yani. Ama yani bizim senin stat. Gibi değil tabii yok, yani. Ne golleri vardı Mehmet'in. Yeni statta da var, üstelik ben anlattım. İlk açılış golünü ben açmıştım. Evet, şeyler değil mi? Tabii, doğru. Eski efsane oyuncu. Ben de anlattım. Güzel bir hatıramız var Mehmet Yılmaz'ın. Yani güzel hatıramız yeni stadı da öyle açtık. Mehmet Yılmaz'ın golüyle açmıştık yeni stadda. Canlı görüntüler hem Atatürk Olimpiyastan'dan hem de Trabzon Avni Aker Millet Bahçesi'nden. Bordo Mavili futbolcular soyunma odasına gitmedi. Taraftarın önünde kupayla sevinç yaşamaya devam ediyorlar. Abdullah Avcı da öyle. Bir orkestra şefi gibi yönetiyor takımını. Şu anda da yönetiyor Aldin abi. Evet. Yani gerçekten bütün oyuncular sevinci de paylaşıyorlar. Öyle diyelim değil mi? Yani evet. Bazen öyledir yani. Hüznü de sevinci de paylaşmak lazım. Burada sevinci çok iyi paylaşıyor Trabzonspor. Öyle söyleyebiliriz. Güzel. Yani kazandı. Fotoğraf evet. çektiriyor arkasında. Kazandı, hak etti. En hak çok etti, hak kazandı. Evet. Bir tanesi bu ama grup. Teknik ekibin de arkasında gerçekten taraftar. Hem fotoğrafta arkasında hem de arkasında. Arkası sağlam yani Abdullah Avcı'nın ve teknik ama ekibi. Yavaş yavaş artık dediler herhalde boşalmalar başladı. Trafik nedeniyle boşalmalar lazım. Başladı. Geç bir saat çünkü güzel, ama. Güzel. Çok güzel görüntüler. Çok güzel görüntüler oldu. Şimdi Olimpiyat Stadı'nda sevinç yavaş yavaş biterken Trabzon'da devam ediyor. Belli ki o sabaha kadar devam edecek. Eder. Trabzon'da şu an devam eder. Müzik eşliğinde büyük bir şov var Trabzon'da şu anda. Yağmur olmayınca problem yok. Tabii. Aynen öyle. Takım bu, ondan sonra yine Trabzon'a dönecek. Kupayı aldıktan sonra. Trabzon ne bekliyor şimdi? Kupa yağmuru. Yani onlar geliyor zaten. Tabii, kupa yağmuru geldiği için sorun yok. Kupa yağmuru var artık. Lige dönecek gözler. Daha da önemlisi Şampiyonlar Ligi. Evet, tabii. Evet. Tabii ki. O bütün beklentimiz ama o tabii. Ama sizin tespitlerini yaptığınız o eksikler giderildikten sonra ben Şampiyonlar Ligi'nde de gruplara kalacağını düşünüyorum Trabzonspor'un. İnşallah kura şansı. Kura şansı evet. Çok yani çok geçen önemli. Sezon elendiğiniz tabii. Takım kupayı Roma kazandı Roma. Konfederasyon Kupası'nı, konferans kupası. Ki Mourinho kendisi de Şampiyonlar Ligi elemesi hatta Şampiyonlar Ligi maçı gibi kura çektik dedi Trabzonspor. O maçlarda da kötü oynamadı Trabzonspor. Kötü oynamadı. Roma gibi bir takımda ki Mourinho'lu bir kadro. Aynen sadece öyle. Tony Abraham'ın değeri fiyat olarak bakıldığında çok büyük yatırımlar yapıldı. Ve bu sene de Dybala'yı aldı. Yani Roma takımı tabii ki dünyada sıralamada yeri alan takım. Proje başlattı Roma ve Trabzonspor o Roma'yı eleyebilirdi de. Eleyebilirdi evet. Kötü bizim de oynamadı. Başkan Ahmet Ağol da bu arada. Bizim şimdi beklentimiz Şampiyonlar Ligi'nde de Türkiye'yi temsil etmesi Trabzonspor'un. Çünkü ülke olarak puana çok ihtiyacımız var. Bu gerçeği söylemek lazım. Puana ihtiyacı olan bir ülke olduğumuz için inşallah gruplar sonrasında gruplarda puanlar onlar Türkiye için çok çok değerli ve önemli olacak. Abdullah Avcı görüntüdeyken evet. Belirtelim. Saat 12'yi bekliyorduk ama belki yayında olmayız. Abdullah Avcı'nın doğum günü olacak çünkü saat 12'yi. Yani 31 Temmuz olduğunda saat 12 olduğunda. Şimdiden kutlayalım Abdullah Avcı'nın doğum evet. gününü. Zaten takım ona en güzel hediyeyi verdi. Hediye almamıza tabii gerek canım, yok hocaya. En büyük hediye. Süper kupayı getirdi takımı ona.